Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya denemelerinin 19uncusunun çözümüyle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Ülkemizi kuzeyden ve güneyden sıkıştıran levhalar dağların uzanış yönünü belirlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile dağların uzanış yönü arasında bir ilişki kurulamaz? Değerli arkadaşlar, ülkemizin bulunduğu alanda Tetis Denizi bulunmaktaydı ve Afrika levhası, Arap levhası ve Avrasya levhalarının sıkıştırmasıyla tıpkı bir halı gibi kıvrılan Anadolu su yüzüne çıktı. Biz buna orojenik hareketler diyoruz. Bizi levhaların güneyden ve kuzeyden sıkıştırması sonucu dağlarımız daha çok doğu batı yönlü uzanarak oluştu. Aşağıdakilerden hangisi doğu batı yönlü uzanmasının sonuçları arasında gösterilemez ya da bunlarla bir ilişki kurulamaz. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde kısa boylu akarsuların varlığı dağların doğu batı yönünde uzanması, dağların yamacından doğan akarsuların denize doğru akmasına ve boylarının kısa olmasına neden olmuştur. Bakınız şu şekilde izah edelim. Toroslardan doğan akarsular kısa sürede Akdeniz'e ya da Kuzey Anadolu dağlarından doğan akarsular kısa sürede Karadeniz'e uzanmışlar ve bu yüzden boyları kısa olmuştur. Bununla dağların uzanış yönü arasında bir ilişki var. Karayollarının daha çok doğu batı yönlü uzanması dağların arasındaki çöküntü vadileri arkadaşlar ulaşım için elverişli alanlar oluşturmuş. Ülkemizde karayolları bu yüzden daha çok doğu batı yönünde uzanmaktadır. Sinop limanının Hinterland'ının dar olması. Arkadaşlar Hinterland bir limanın gerek karayollarıyla gerekse demir yollarla bağlantı içerisinde olduğu arka bölgeyi art bölgeyi ifade etmektedir. Dağların doğu batı yönde uzanması Sinop'un iç kesimlerle olan ilişkisini, bağlantısını zorlaştırmış. O yüzden Sinop limanının etki alanı dar olmuştur. Yine dağların uzanış yönüyle bir ilgisi var. Ege'de deniz etkisinin geniş olması Akdeniz'den gelen nemli hava Toros dağlarını Karadeniz'den gelen nemli hava Kuzey Anadolu dağlarını aşmakta zorlanmaktadır. O yüzden deniz etkisi dar olmaktadır. Ancak dağların doğu batı yönüne uzanmasından dolayı Ege denizinden kaynaklanan hava kütleleri Anadolu'nun iç kesimlerine doğru daha rahat sokulabilmektedir. Bu da yine dağların uzanış yönüyle ilgili. Ülkemizin dağlık, engebeli ve yüksek olması bu durumun dağların uzanış yönüyle arkadaşlar bir ilgisi yok. Eğer levhalar bizi doğudan ve batıdan sıkıştırsa dağlarımız kuzey ve güney yönlü olsa yine Türkiye dağlık ve engebel olacaktı. Dördüncü jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle ülkemiz yükselecek. Yine yüksek bir ülke olacaktı. Bu durumun dağların uzanış yönüyle bir ilgisi yok. Cevabımız E seçeneği. Yukarıda 23 Eylül'de güneşin ufuktaki konumları verilmiştir. Bunlardan T Ankara ise P ile gösterilen ilimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar 23 Eylül'de güneş 06'da doğar. 12'de tepe noktasına gelir ve 18'de batar. Çünkü 23 Eylül'de gece gündüz eşittir. 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Böylece 06, 12, 18. T merkez Ankara ise arkadaşlar saat kaçtır? 12'yi geçmiş. Yani 13.00. P merkezine bakalım. P merkezinin saati kaç? 12. Güneş tam tepede. Arkadaşlar, yerel saat doğuda ileri, batıda daha geridir. O halde Ankara'da 13, P merkezinde 12. Yerel saat Ankara'da ileride olduğuna göre ben buraya Ankara dersem P merkezi daha batıda yer alacaktır. Çünkü henüz saati 12. Saati Ankara'ya göre geri 13 12. O halde benim aradığım merkez Ankara'nın batısında olacak. Ağrı Ankara'nın doğusunda, Erzurum, Sivas, Amasya, Ankara'nın doğusundaki iller. Ancak Bursa Ankara'nın batısında. Bu il P merkezi Bursa olabilir arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 3 merkeze ait Temmuz ve Ocak sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? 3 numaralı bölgede fiziksel parçalanma daha ön plandadır. Fiziksel parçalanma ne ile ilgilidir arkadaşlar? Sıcaklık farkı artarsa fiziksel parçalanma daha fazla olacaktır. O zaman sıcaklık farklarına bakalım. 4, 20, 16 derece. 10, 28, 18 derece. 28, 4, 32 derece. 3 numarada Sıcaklık farkı fazla olduğuna göre diğerlerine göre fiziksel parçalanma daha ön plandadır. Doğru. 2 numaralı bölge Güney Yarım Küre'dedir. 2 numaraya bakalım. Temmuz'da sıcaklıklar düşük, Ocak'ta yüksek. Yani Temmuz'da kışı yaşıyor, Ocak'ta yazı yaşıyor. Demek ki Güney Yarım Küre'de. 1 numaralı bölge ekvatora en yakındır. Buradaki sıcaklık farklarından ya da sıcaklık değerlerinden Ekvatora en yakın olduğunu anlayabilir miyiz arkadaşlar? Anlayamayız. Sıcaklık farkının az olması deniz kenarında olmasından bir göl kenarında nemli bölgede yer almasından kaynaklanabilir. İlla ekvatora yakın diye bir çıkarım buradan yapamayız. 3 numaralı bölgede kışın don olayları görülür. 3 numaralı bölgede ocak ayında eksi 4 ortalama varsa demek ki don olayı yaşanabilir. 2 numaralı bölgede kış ılıklığı isteyen bitkiler yetişebilir. 2 numara kışlar 10 derece yani ılık o halde kış ılıklığı isteyen bitkiler yetişebilir. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde maki, garik ve pisodomakiler görülür. Yukarıdaki haritada işaretlenen yerlerden hangisinde pisodomakiler yaygın olarak görülür? Değerli arkadaşlar Akdeniz iklim bölgesinde kızılçamların tahrip edilmesiyle makiler ortaya çıkar. Boyları 3 metreyi geçmeyen bodur ağaçlara biz maki diyoruz. Makilerin tahrip edilmesiyle diz boyu yüksekliğinde çalılar ortaya çıkar ki bunlara da garik diyoruz. Bunlar Akdeniz iklim bölgesinin karakteristik çalı türleridir. Pisoda makiler ise arkadaşlar diğer ismi yalancı maki nemli ormanların tahribiyle ortaya çıkan çalılardır. Nemli ormanları biz nerede göreceğiz? Karadeniz kıyısı boyunca göreceğiz. O halde bir numarada pisodomakiler yani nemli ormanların tahribiyle ortaya çıkan çalılar yaygın olarak görülür. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki haritada işaretli bölgelerde aşağıdaki yer şekillerinden hangisine rastlanabilir? Haritada işaretlenen yerlere bakalım. Kuzey Afrika'da Sahra Çölü. Asya kıtasının iç kesimleri. Avustralya kıtasının iç kesimleri işaretlenmiş. Çöl bölgesi. Gobi, Taklamakan, Karakum ve Kızılkum çölleri. Sahra Çölü. Yine Avustralya'nın iç kesimlerinde Gabon, Gibson, Victoria ve Büyükkum çölleri. Yani kuraklığın şiddetli olduğu alanlar işaretlenmiş çöller. Hörgüç kaya buzul aşındırma şeklidir arkadaşlar. Buzul aşındırma. Bu bölgelerde buna göremeyiz. Çentik vadi akarsu aşınım şeklidir. Akarsuyun hızlı aktığı yerlerde derine aşındırmasıyla oluşur. Bu bölgelerde akarsu ağa zaten yok denecek kadar az. Dolayısıyla çentik vadilere rastlamayız. Kaldeya'lar, kaldeeralar arkadaşlar, volkan konilerinin tepesindeki çukurluk. Bu bölgelerde volkanizmanın yaygın olduğunu göremiyoruz. Ortak özellik olarak söyleyemeyiz. Barkanlar hilal şekilli kum tepeleri. Bu bölgeler çöl olduğuna göre arkadaşlar, barkanlara yani hilal şekilli kum tepelerine rastlayabilir miyiz? Evet, rastlayabiliriz. Tombolo diğer ismiyle Saplı ada arkadaşlar. Kıyıya yakın bir adanın dalga biriktirmesi sonucu karaya ana karaya bağlanmasıyla oluşan dalga birikim şekli. Buralarda dalga birikim şekline rastlaymayız. O o halde cevabımız Barkan D seçeneği diyoruz. Arkadaşlar denememiz sona erdi. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.